Dar burun sendromu nedir, nasıl oluşur? Dar burun sendromu yine çok üzerinde konuşulmayan, bilinmeyen başka önemli bir konu. Şimdi artık herkes burun içerisindeki kemiğin eğriliğini, etlerin büyüklüğünü biliyor. Ve nefes alamadığı zaman hemen bir kulak burun boğaz uzmanına gidip, hocam benim burnumda galiba eğrilik var, alerjim var, burun etlerim büyük diye şikayetlerini bildiriyorlar. Ancak daha önemli bir konu var. Belki herkes için geçerli olmasa da, eğer sizde bir dar burun sendromu varsa klasik bir burun ameliyatı ile nefes alamazsınız. Neden? Çünkü bunu bir çadır gibi düşünün, dar burunu. Burunuz içerisindeki kemik bölme çadırın direği. Burada bir eğrilik varsa düzelir, sorun yok. Peki ya çadır küçükse? İstediğiniz kadar düz bir direğe sahip olun, nefes alamazsınız. Çünkü kabin küçüktür, hacim azdır. Dolayısıyla dar burun sendromu bilinmesi gereken, hastalarımız tarafından sorgulanması gereken çok önemli bir durum. Burun ameliyatı zor mu? Değil. Klasik bir burun ameliyatından daha zor mu? Çok küçük eklemeler, çok küçük cerrahi tekniklerle dar burunlar ideal hale getirip nefesiniz daha iyi hale getirilebilir.